Bizler Allah'a dua ederken kendi cümlelerimizle dua edebiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama en güzel dualar Kur'an'da geçen ve Peygamber Efendimiz'den de nakledilen dualardır. Bu bölümde Peygamber Efendimiz'den bazı seçme duaları sizlerle paylaşacağım. Peygamber Efendimiz Hazreti Davud'un şöyle dua ettiğini bize bildiriyor. Allahümme inni eselke <Sessizlik> hubbeke ve hubbe men yuhibbuke vel amel ellezî yübellûni hubbeke. Allah'ım ben senin muhabbetini istiyorum ve seni seveni sevmeyi istiyorum ve e, senin sevgine beni ulaştıracak ameli senden istiyorum. Allahum mec'al hubbeke ehabbe ileyye min nefsi ve ehli ve mali ve minel ma'il barid. Allah'ım senin sevgini bana kendimden ailemden malımdan ve soğuk sudan daha sevgili kıl. Burada yani en çok seni seveyim kendimden ailemden malımdan ve burada e, soğuk su denilmesi tabi günümüzde buzdolapları var soğuk su yazın en sıcak günlerinde de bulabilmekteyiz ama eski zamanda bu imkanlar yoktu sıcak ortamda en makbul şey Soğuk bir suya ulaşabilmek ve bunu içebilmekte. Ve muhabbetle alakalı çok harika bir dua. Yani Allah'ı sevmek ve Allah'ı sevenleri sevmek ve bizi Allah'a kavuşturacak amelleri sevmek. Ve Allah sevgisinin hayatımızda merkezde olması kendimizden, ailemizden, malımızdan ve hoşumuza giden şeylerden daha ileride olması, bunu Allah'tan istiyoruz. Araplarda şöyle bir ibare var: "Küllü şey alamen yuram". Her şey arzu edildiği gibi. Yani işler yolunda mı? Yolunda. Bu aslında dünyada tümüyle mümkün değil. Çünkü dünyada hoşumuza gitmeyen durumlar da vardır ve insanlar her ne kadar evet işler yolunda dese de bazı şeyler pek de yolunda gitmemektedir. İşte. İşlerimizin düzgün olması için şu şekilde dua yapmamız uygun olacaktır. Peygamberimiz bize şöyle bildiriyor, şöyle dua etmemizi. Allahümme aslih li dini ellezi huve ismetu emri. Allah'ım işimin ismeti olan dinimi düzgün kıl. Beni koruyacak olan dini düzgün yaşamaktır. Dini düzgün yaşamayı bana nasip et. Vaslihle dünyaya fiha ma'ashim geçimimin olduğu dünyamı düzgün kıl. Yani dünyevi işlerimizin de düzgün olması güzel. Vaslihle ahireti fiha ma'adi varacağım yer olan ahiretimi düzgün kıl. Yani ahirette hem cehennemden kurtulmak bu bir, hem de cennetin üst makamlarına ulaşabilmek bunlar talep edilen şeylerdir. Vecalil hayate ziyadeten li fi kulli hayr. <laughs> Hayatı benim için her türlü hayırda artma vesilesi yap. Yani yaşadığım sürece daima hayırlara nail olayım. Vecalil mevte rahaten li min kulli şer. Ve ölümü de her çe çeşit şerden bir rahatlama vesilesi kıl. Yani yaşadığımız sürece hayırlara nail olmak gayet güzel. Artık öldüğümüzde de şerlerden kurtulmuş olmak o da gayet güzel. Ve e, istiaze duaları var. E, bu da peygamberimizin e, hadislerinde sıkça nazara verilen durumlardandır. İşte şeytanlan Allah'a sığınmak, kötü işlerden, şer güçlerden Allah'a sığınmak, kötü özelliklerden Allah'a sığınmak bu görevlerimizden birisidir. Elbette insan hayırlara ulaşmak ister ama şerlerden de uzak kalmak ister. İstiaze sığınmak. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm diyoruz. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınıyoruz. Benzeri bir şekilde daha nelerden Allah'a sığınmamız gerekir? Peygamberimiz bazı örneklerini bize veriyor ve şöyle dua ediyor. Bizden de öyle dua etmesini istiyor. Allahümme inni euzu bike minel acz vel kesel vel cübün vel haram vel buhul. Allah'ım şunlardan sana sığınırım. Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, yaşlılıktan, cimrilikten. Burada haram yaşlılık hali. Yaşlılık illa kötü bir şey demek değildir. Ama yaşlılığın ele bakıma, muhtaç hale gelme hali vardır. Erfelil omr olarak ifade edilir. Peygamberimiz öyle bir halden Allah'a sığınmıştır. Yoksa imanlı ihtiyarlık bir bahtiyarlıktır. Ve aụtubika min azabil kabr. kabir azabından sana sığınırım. Ve aụtubika min fitnetil mahya vel memet, hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım. Yani hayatın da fitnesi var, ölümün de fitnesi var. Bunlardan sana sığınırım. Allahümme inni euzu bike min kalbi la yahşa. Ve sığındığımız bazı başka şeyler, sığınmamız gereken bazı başka şeyler. Peygamberimiz şöyle dua ediyor. Allah'ım huşu duymayan kalpten ve min dua illa yusma dinlenmeyen bir duadan ve min nefsilla teşba doymayan bir nefisten ve min ilmilla yenfa faydası olmayan bir ilimden sana sığınırım. Allahümme inni euzu bike minen şikak ve nifak ve suil ahlak. Allah'ım şikak, nifak ve sui ahlaktan sana sığınırım. E burada şikak insanlarla tartışmalı olmak ve onlarla bir mücadele içinde olmak Ve bu hoş bir şey değil. İnsanlarla problem yaşamak ve kavgalı bir hale gelmek bundan Allah'ım sana sığınırım. Nifaktan sana sığınırım. Yani dinde samimi olmamak, inanmadığı halde inanmış görünmek, kalbinden içinden gelmeden amel yapıyor görülmek bunlar münafıklıktır. Münafıklıktan sana sığınırım ve suil ahlak ve kötü ahlaktan sana sığınırım. Değişik dualarımız var. Bu dualardan bir tanesini Peygamberimiz öz bir dua şeklinde bize anlatıyor ve ee, bu gibi öz bir duayı yapabilmek gayet güzel. Bir adam geliyor. Ey Allah'ın Resulü ben Kur'an'dan bir parça seçip alamıyorum. Bana kifayet edecek bir şeyi siz bana öğretseniz. Yani Kur'an'da anlatılıyor da ama demek hatırında o kadar kalmıyor. Daha öz bir şey istiyor. Daha hülasa böyle pratik bir şey istiyor. Allah Rasulü şöyle cevap veriyor. Öyleyse şunları söyle. Subhanallah Elhamdülillah, la ilahe illallah, vallahu ekber, ve la havle ve kuvvete illa billah. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber bunları namazdan sonra tesbihatta zaten yapmaktayız. La ilahe illallah, kelime-i tevhidi ifade ediyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Yani insan bir takım kötülükler ona doğru geliyor, engel olamaz iyiliklere ulaşmak istiyor gücü yetmez ama Allah yardım ederse hem kötülüklerden uzak kalır hem de iyiliklere eli ulaşır la havle ve la kuvvete illa billah o da bunu ifade ediyor. Bunlar adeta birer çekirdek gibi birer tohum gibi ve bunlar aynı zamanda kur'ani hakikatlerdir. Kur'an'da fe subhanallahi hine tumsuna subhanallah geçer. Velhamdülillah Fatiha'da geçiyor. La ilahe illallah bir iki ayette geçmekte. La ilahe illahu şeklinde daha da fazla geçmekte. Vallahu ekber ve kebbirhu tekbira gibi ayetler. Allahu ekber demeyi emrediyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Muhteva olarak yine bu Kur'an-ı Kerim'de e, ibare olarak olmasa bile muhteva olarak bulunmakta. Adam bunun üzerine diyor ki ey Allah'ın Resulü e, bu zikir Allah içindir kendim için dua olarak ne söyleyeyim? Allah Resulü o zaman şöyle buyuruyor. Şöyle dua et. Allahum merhamni ve afini vehdini varzugni. Allah'ım bana merhamet et, afiyet ver, yol göster ve rızıklandır. Adam dinleyip kalkınca ellerini sıkıp göstererek diyor ki şöyle sımsıkı belledim. Tamam diyor bu oldu. Allah Resulü bunun üzerine şöyle diyor. İşte bu adam iki elini de hayırla doldurdu. Yani hem Allah'ı e, metü sena ederken Subhanallah elhamdülillah Allahu ekber la ilahe illallah la havle ve La kuvvete illa billah Bunları söyleyerek Allah'ı sena etmiş olacak. Hem de kendisiyle ilgili bir şey isterken Allahümme erhamni ve afini vehdini ve Çok güzel şeyleri Allah'tan isteyecek. Allah'ım bana merhamet et, bana afiyet ver, bana yol göster ve beni rızıklandır. La havle e, hadislerde dua olarak bize bildirilen bir duadır. Hazreti Peygamber şöyle buyuruyor. Ekfiru min gavli la havle ve la kuvvete illa billah. Bunu çokça söyleyin. Fe inneha kenzun min kunuzul cennet. Çünkü bu cennet hazinelerinden bir hazinedir. Yani insanlar hazineyi parada, malda, mülkte arıyor. Yerin altlarında arıyor. E, Peygamberin bize bildirdiği ifadelerde e, çok müthiş hazineler var. İşte la havle ve la kuvvete illa billah bu cennet hazinelerinden bir hazine. Ve dilimize yerleşmesi gereken, tekrarlamamız gereken e, güzel ifadelerden bir tanesi. Ve insan gerçekten ve bunları esas aldığında, bunları tekrarladığında daha böyle bir ubudiyet içinde hayatını devam ettirecek, çok mutlu ve mütevekkil bir şekilde yaşayacaktır. Ve cami bir duayla bu kısmı bitirmiş olalım. Hz. Cüveyriye Resulullah'ın zevcelerinden. Resulullah bir gün sabah namazını kılınca Cüveyriye daha ibadetle meşgul iken erkenden yanından çıktı. Kuşluk vaktinden sonra geri geldi. Hazreti Cüveyriye aynı yerindeydi. Peygamberimiz diyor ki bıraktığım yerde duruyorsun. Galiba hiç kımıldamadın. O da evet diyor. Peygamberimiz şöyle söylüyor. Ben senden ayrıldıktan sonra dört cümlelik bir duayı üç kere okudum. Eğer bunlardan hasıl olan sevap tartılacak olsa senin burada sabahtan beri okuduğun duaların sevabının ağırlığına denk olur. O dua da şudur. Subhanallah ve bihamdi adede halgı ve rıda nefsi ve zinete arşi ve midade kelimati. Yani mahlukatı sayısınca, nefsinin rızasınca, arşının ağırlığınca, kelimelerinin mürekkebi miktarınca Allah'a Hamd ve tesbih ederim. Ve bu zikir olarak da okunur. Hazreti Peygamber e, dört cümlelik bir ifade olarak bunu nazara veriyor. Üç kere okunmasını yine e, tavsiye ediyor. Subhanallah ve bihamdi adede halgihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi. E, bunu tekrarlamak dile zor bir şey değil. Ve burada adede halgıhi bir, rıda nefsihi iki, zinete arşihi üç, midade kelimatihi dört. E, dört cümlelik demesi bu ibarelere bakıyor. Geri kalan baştaki kısım ise subhanallah ve bihamdihi. Subhanallah ve bihamdihi de fesebbih bihamdi rabbik. Yani hamd ile Rabbine tesbih et. Hem tesbih hem hamd ikisi beraber ve burada yer almış. Mahlukatı sayısınca ve nefsinin rızasınca arşının, arşı alanın e, ağırlığınca ve Allah'ın kelimatının mürekkebi miktarınca Allah'ın kelimatı sayılmayacak kadar çok. E, işte Allah'a hamd ve tesbih ederim. Hazreti Peygamber her yönden bize rehber, dua noktada noktasında da en güzel duaları, en güzel münacatları bize öğretmiş ve bildirmiş. Onun yolundan hakkıyla gidebilmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin.